Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Pasifik Okyanusu'nda yüzlerce adadan oluşan birkaç ülke bulunur. Bu ülkelerden birinin adı 169 adadan oluşan 104 bin kişilik nüfusa sahip Tonga Krallığı. İşte hikayemiz 1965 yılında tam da burada başlıyor. Baş kahramanlarımız Steven, Sion, Kolo, David, Luke ve Mano. Hepsi de Tonga Krallığı'nın başkenti Nuku'alofa'daki katı kuralları olan bir Katolik yatılı okulunda okuyorlardı. Yaşları 16-18 arasında değişen bu çocukların ortak bir noktaları vardı. Okulun kurallarından çok sıkılmışlardı ve bir süreliğine oradan kaçarak bir maceraya atılmak istiyorlardı. Bu yüzden bir tekneyle yaklaşık 800 kilometre uzaklıktaki Fiji adalarına, hatta daha sonra Yeni Zelanda'ya doğru yelken açmak gibi bir fikirleri vardı. Ancak hiçbirinin teknesi yoktu. Bu nedenle bölgedeki rastgele bir balıkçı teknesini çalmaya karar verdiler. Yolculuğa hazırlanmak için çok az zaman harcadılar ve çantalarına aldıkları şeyler küçük bir gaz ocağı, iki torba muz ve birkaç Hindistan ceviziydi. Yanlarına bırakın pusula almayı, bir harita almak bile akıllarına gelmemişti. Böylece 18 Haziran günü erzaklarını çaldıkları tekneye yükledikten sonra kıyıdan yelken açarak Fiji'ye doğru yola çıktılar. O akşam üzeri limandan ayrılan küçük tekneyi kimse fark etmedi. Sadece hafif bir esinti dışında gökyüzü açıktı ve yolculukları herhangi bir aksilik yaşanmadan başladı. Yaklaşık 8 kilometre kuzey yönüne doğru gittikten sonra geceyi geçirebilmek için demir attılar ve büyük bir hata yaparak uykuya daldılar. Tam da bu noktada sorunsuz başlayan yolculukları karanlık bir hal almaya başladı. Gece yarısı hiç beklenmedik bir anda tekneyi güneybatı yönüne sürükleyen güçlü bir fırtına çıktı. Şiddetli rüzgarlar dümeni kırıp yelkeni yırtarken kürekler ve yiyeceklerin bir kısmı da denize düşerek kayboldu. Tek görebildikleri etraflarında kabaran köpüklü dalgalardı. Şimdi uçsuz bucaksız okyanusun ortasında çaresiz kalmışlardı. O akşam çocuklar eve dönmediklerinde aileleri ve yetkililer onları aramaya başladı. Balıkçı teknesinin kaybolduğunu öğrendikten sonra bu tekneyle kaçmaya karar verdiklerini kısa bir süre sonra anladılar. Ancak fırtına arama çalışmalarının başlamasını 2 gün erteledi. Buna ek olarak planlarını bilen hiç kimse olmadığından onları tam olarak nerede arayacaklarını bilmiyorlardı. Ekonomisi tarım, balıkçılık ve turizme dayanan ülkenin diğer ülkelerden uzaklığı ve karmaşık ulaşım yapısı nedeniyle buradaki insanlarla ticaret yapmak her zaman zor olmuştur. Bu sebeple oldukça fakir bir devletti ve 6 çocuğun daha iyi bir hayat hayal ederek Pasifik'in en zengin ülkesi olan Fiji'ye gitmeye karar vermeleri şaşırtıcı değildi. Bir hafta süren arama çalışmalarında çocuklar Tonga ya da Fiji'nin hiçbir adasında görünmediklerinde neredeyse herkes boğularak öldüklerinden emindi. Ancak durum böyle olmadı. Şaşırtıcı bir şekilde çocuklar hala hayattaydı ve okyanusta sürüklenmeye devam ederken kara görmeyi umarak ufka bakıyorlardı. Ellerinde kalan son yiyecekleri de 4. günün sonunda tükendiğinde nerede olduklarını bilmeden aç ve susuz ilerlemeye devam ettiler. Nihayet 8. günde ufukta küçük bir ada gördüler. Bu adayı kaçırmamak için teknede kürek yerine kullanılabilecek her şeyi söktüler ve tüm güçleriyle adaya doğru kürek çekmeye başladılar. Ne yazık ki yanaşmaya çalıştıkları esnada tekne kıyıdaki kayalıklara çarptı ve tamir edilemeyecek şekilde ağır hasar gördü. Nerede oldukları hakkında hiçbir fikirleri olmayan çocuklar kayalara tırmanarak sonunda toprağa ayak bastılar. Burası sadece 1,5 kilometre karelik yüz ölçümüne sahip, etrafı yüksek uçurumlarla çevrili Ata Adası'ydı. Tonga'nın 160 kilometre güneyinde Pasifik Takım Adaları'nın en uç noktasında bulunuyor. Ada oldukça ıssızdı ve onlara yardım edebilecek hiç kimse yoktu. Çünkü son yerliler yaklaşık bir asır önce adayı terk etmişlerdi. En üzücü olanı da yerlilerin bunu kendi özgür iradeleriyle yapmamış olmalarıydı. 1863 yılında burada yaklaşık 350 kişi yaşıyordu. Yoldan geçen gemilerdeki insanlarla sık sık ticaret yapan halk, Avustralyalı Thomas McGroat'ın gemisi yakınlarda durduğunda hiçbir şeyden şüphelenmediler. Thomas Güney Pasifik'te balina avcılığı yapıyordu ancak 1860'ların başında balinaların nesli tükenmek üzereydi. Bu yüzden başka bir işe, köle ticaretine girmeye karar vermişti. Peru'dan 150 köle sipariş aldı ve dostane bir şekilde ada sakinlerini gemilerinde ticaret yapmaya davet ederek ambara inip lezzetli yiyecekler ve alkollü içeceklerle dolu bir masaya oturdular. Bu yalana inanan 144 kişi eğlencenin tam ortasındayken Thomas ambarı kilitleme emri verdi ve gemi hemen adadan uzaklaştı.
Talihsiz insanlar daha sonra Peru'da köle olarak satıldı. Bu korkunç suçu öğrenen Tonga kralı vatandaşlarını geri getirmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Adada kalan diğer sakinler de kaçırılmasın diye onları tahliye etmeye karar verdi. Ve o zamandan beri burada kimse yaşamadı. Ta ki yolunu kaybetmiş bu 6 çocuk gelene kadar. Yerlilerin ayrılmasından 102 yıl sonra adaya ayak basan çocuklar denize açıldıkları yerin 160 kilometre güneyinde olduklarını bilmiyorlardı. Başta da dediğim gibi amaçları Fiji adalarına yani kuzeybatı yönüne doğru gitmekti ve oraya doğru sürüklendiklerini sanıyorlardı. Bu onlara daha sonra acımasız bir oyun oynayacaktı ama şimdilik bu ıssız kara parçasında hayatta kalmanın bir yolunu bulmaları gerekiyor. Başlangıçta ateş yakamayacak kadar güçsüz oldukları için kabuklu deniz ürünleri, papaya ve Hindistan cevizi yiyerek yaşamlarını sürdürmeye çalıştılar. Ancak bunlardan çok az vardı, bu nedenle çocuklar için ana besin kaynağı ulaşılması çok zor olan deniz kuşları ve onların yumurtalarıydı. Kuşların etlerini yemelerinin yanı sıra susuzluklarını gidermek için kanlarını da içiyorlardı. Çünkü buradaki en büyük zorluk içme suyu kaynağının bulunmamasıydı. Bu nedenle ilk günlerde en kötüsünü yaşadılar. Biraz güç topladıktan birkaç gün sonra adanın tepesine çıktıklarında eski bir volkanik kraterde yerlilerden kalma kalıntılar buldular. Bunların arasında yabani taro, muz ağaçları, tohumlar, kabaca yapılmış bıçaklar, çömlekler vardı. Bir de beklenmedik bir şekilde orada vahşi tavuklar gördüler. 100 yıl önceki yerlilerden kalan bu tavuklar kendi başlarına hayatta kalmayı başarmış ve bugüne kadar üreyerek gelmişlerdi. Bu noktada anladılar ki evet, burada birileri yaşamış ve öylece terk etmişlerdi. Çalınan insanların hayatlarından geriye kalanlar şimdi onların hayatta kalmasına yardımcı olacaktı. İkişer kişilik gruplar halinde her biri farklı sorumluluklar alarak bahçe, mutfak ve bekçilik görevleri için sıkı bir liste hazırladılar. Bir sonraki adımları palmiye yapraklarından çatısı olan bir ev inşa etmek oldu. Daha sonra buldukları yenilebilir kök mahsulleriyle bir sebze bahçesi kurdular ve tavukları tutmak için kümesler yaptılar. Su sorununu çözmek içinse ağaçlardan birkaç büyük kap oyarak koluklardan bir yağmur suyu toplama sistemi kurdular. Adaya ayak bastıklarında giydikleri kıyafetler kısa sürede kullanılamaz hale geldiğinde çıplak gezmek zorunda kaldılar. İlk başta bu durum biraz utanç yaratsa da daha sonra alışmışlardı. Birçok başarısız denemeden sonra çubuklar ve sürtme kuvvetini kullanarak ateş yakmayı başarmaları ise neredeyse 3 ay sürdü. Bu sayede bu 3 ayın sonunda ilk kez pişmiş yemek yiyebildiler. Ayrıca sadece yemek pişirmek ya da ısınmak için değil, herhangi bir kurtarma ekibinin yaklaşması durumunda bir işaret olması adına tüm gece ve gündüz boyunca ateşi hep canlı tuttular. Zamanla hayatlarını düzene sokarak günlük rutinlerini oluşturmuşlardı. Çok fazla boş zamanları vardı ve fiziksel güçlerini korumak için ilkel bir spor salonu, badminton sahası bile inşa ettiler. Yaratıcılıkları dikkat çekiciydi. Hepsi el emeği ve büyük bir kararlılıkla yapılmıştı. Ortak bir hedefleri vardı ve birlikte çalışmanın hayatta kalmak için tek umutları olduğunu biliyorlardı. 6 kişilik grupta hiç mi kavga olmadı diye merak ediyor olabilirsiniz. Elbette olurdu. Anlaşmazlık durumunda taraflar adanın ayrı uçlarına gidip birkaç saat yalnız oturarak kafalarını topluyor ve sonra konuyu sakince tartışmak için geri dönüyorlardı. Böylece herkese uygun ortak bir çözüm her zaman bulunurdu. Ancak genellikle iyi geçiniyor ve akşamları tekneden aldıkları tahta parçaları, çiviler ve tellerden yaptıkları gitar eşliğinde şarkılar söylüyorlardı. Her gün şarkılar ve dualarla güne başlayıp her gece aynı şekilde günü bitirirlerdi. Belki aynı konuda hemfikir değiller ancak bir araya gelip birlikte çalışmaya ve hayatta kalabilmek için her şeyi yapmak zorundaydılar. Bir gün aralarından biri uçurumun kenarında kuş yakalamaya çalışırken aşağı düştü ve bacağını kırdı. Diğerleri hemen onun peşinden aşağı inerek yukarı çıkmasına yardım ettiler ve bacağını bir tahta parçasıyla sabitleyerek ardından yapraklarla sardılar. O iyileşirken arkadaşları onun görevlerini kendi aralarında paylaştı ve sonuç olarak bacak iyileşti ve kırığın olduğu yerde küçük bir yara izi dışında hiçbir şey kalmadı. Aradan geçen 6 ayın sonunda adaya ne gelen vardı ne de giden. Bu nedenle eve geri dönme umutlarını neredeyse tamamen yitirmişlerdi. Peki oradan ayrılmayı hiç denememişler miydi? Evet, ama sadece bir kez.
Adadan kaçmak için yaptıkları tek girişim sarmaşıklarla birbirine bağlanmış kütüklerden bir sal inşa etmeleri oldu. Bu salla adanın güney tarafından yola çıkarak birkaç yüz metre kadar gitmişlerdi ki sal dalgaların arasında parçalandı ve geri dönmek zorunda kaldılar. Bunun gerçekleşmiş olması büyük bir şanstı. Çünkü kuzeyde olduklarını sanmaları nedeniyle güneye doğru gitmeye karar verdikleri için planları başarılı olsaydı kendilerini ucunda Antarktika'dan başka hiçbir şeyin olmadığı açık okyanusta bulacaklardı. Aradan 15 ay geçtikten sonra 11 Eylül 1966 tarihinde akıl almaz bir şey oldu. Peter Warner adında Avustralyalı bir balıkçı teknesi kaptanı bir asır önce terk edildiğini bildiği adanın yakınlarında avlanma noktaları ararken kayalıklardaki yanmış ot parçalarını fark etti ve sonra aniden bir çığlık sesi duydu. İlk başta bu sesin deniz kuşları olabileceğini düşündü. Ancak biraz daha yaklaşıp dürbünüyle adaya baktığında bir grup çıplak insan gördü. Dikkatli bir şekilde yaklaştığında bu kez içlerinden birinin tekneye doğru yüzdüğünü fark etti. Sonra 5 kişi daha uçurumdan atlayıp suya girdi ve onlar da tekneye doğru yüzmeye başladılar. O zamanlarda tehlikeli suçluları ıssız adalara terk etmek gibi cezalar vardı. Bu nedenle Peter onları gemiye almaya pek de hevesli değildi. Ancak acıma ve merak duygusu galip geldi ve sonunda gemiye binmelerine yardım etti. Çocuklardan biri İngilizce konuşarak okuldan kaçıp tekne kazası geçirdiklerini ve bir yıldan uzun bir süredir burada mahsur kaldıklarını anlattı. Peter başta bu hikayeye şüpheyle yaklaştı. Doğru söyleyip söylemediklerini teyit etmek için telsizde başkent Nuku'alofa'daki sahil güvenlikle iletişime geçerek onlara çocukların isimlerini verdi. 20 dakikalık bir bekleyişin ardından ağlamaklı bir ses tonuna sahip bir kişi telsizde bu çocukların uzun süredir öldüklerinin varsayıldığını ve hatta onlar için cenaze törenleri düzenlendiği bilgisini verdi. Peter bu durumda hepsini evlerine götürdü ve kıyıda onları bekleyen aileleri tarafından büyük bir sevinçle karşılandılar. Hayatta kalıp geri dönmüş olmaları gerçek bir mucizeydi ama kısa süre sonra tekne çalmaktan tutuklanmaları bu mucizeyi gölgede bıraktı. Çocukların 15 ay önce teknesini çaldıkları adam suç duyurusuna bulunduğundan hepsi hapse atıldı. Tekne kazası hikayesinin mükemmel bir Hollywood malzemesi olacağını düşünen Peter, tekne sahibini görmeye gitti ve ona 150 sterlin ödeyerek filmde işbirliği yapmaları şartıyla çocukları serbest bıraktırdı. Bir adada mahsur kalan 6 çocuk, insanların yıllarca konuşacağı bir hikayeydi bu. İlginçtir ki muayene edildiklerinde doktor onların mükemmel sağlığına ve özellikle de bacağını kıran çocuğun mükemmel kaynamış kemiğine hayran kaldı. Peter ulusal kahraman ilan edildi ve kısa süre sonra yeni bir gemi yaptırarak ona Ata ismini verdi. Çocuklar bu gemiyle belgeselde rol almak üzere adaya geri döndü ve daha sonra Peter onlara Tonga'nın ötesindeki dünyayı görme fırsatı vererek hepsini mürettebatı olarak işe aldı. Bu hikaye birbirimize yaslanabildiğimizde ne kadar güçlü olduğumuzu gösteren dostluk ve sadakatin hikayesidir. Bazı küçük anlaşmazlıklara rağmen oldukça uyumlu bir şekilde birlikte yaşamayı başararak su bulabildiler, barınak inşa edebildiler ve iş bölümünü adil bir şekilde yapabildiler. İnsan doğasının en kötü yanlarını ortaya çıkarabilecek bir durumda bu çocukların hikayesi dayanıklılık, empati ve insani nezaketin olağanüstü öyküsüdür. Ayrıca sadece hayatta kalmanın dışında insanlıklarını koruyarak geliştiler ve büyüdüler. Duyduğumuz birçok hayatta kalma hikayesinde yaşanan şiddet, sapkınlık gibi trajedilerin aksine olaylar her zaman cinayet ve kargaşayla sonuçlanmaz. Biraz klasik olacak ama malum konumuz ada. Diyelim ki siz bir adada mahsur kalsaydınız yanınızda olmasını isteyeceğiniz 3 şey ne olurdu? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi, eğer hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi sizler için bir sonraki içeriğimi hazırlamaya gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.